Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi toplumcu eğilimleri yansıtan şiirin bir özelliği değildir? Türk şiirinde 1920'lerden itibaren Nazım Hikmet'in öncülüğünde insanların sorunlarını sosyalist ideolojinin yaklaşımıyla ele almaya çalışan eğilime toplumcu eğilim denir. 1 ve 2 doğru arkadaşlar Nazım Hikmet öncülüğünü yapmıştır ve sosyalist ideolojiyi ne yapıyor? El almaya çalışıyor. Bu elimde çoğunlukla emperyalizm, e, karşıtlığı, özgürlük, barış ve yoksulluk temaları doğru ele alınmıştır. Şiirde estetik kaygı ön plana alınmış. Şuraya şöyle bir soru işareti. Ahenk ses ve kelime tekrarı ses akışı gibi yöntemlerle sağlanmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Yalnız şiirde estetik kaygı ön plana alınmamış çünkü zaten şiirin amacı topluma bir şeyler vermeye çalışmaktır arkadaşlar bu yüzden cevabımız denizli şıkkı olur Bu dizelerin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında özellikle aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim. Harmanım kesat, kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmeri açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak biliyor musun? Arkadaşlar bu Orhan Veli Kanık'ın olamaz. Orhan Veli Kanık garipçilerden ve sokağa edebiyata getiren, şiire getiren bir sanatçıdır özellikle. Kundurayı falan, Nasır'ı falan görürsünüz. Şiirinde bunu eleyebiliriz. Asaf Halet Çelebi daha çok saf şiir anlayışıyla eser vermiş ve o tabii ki biçime önem vermekte. Bunu da eleyebiliriz. Cahit Külebi'yi de eleriz arkadaşlar. İçerik olarak Cahit Külebi'ye ait bir içerik değil. Burada utanırım fukaralıktan, ele güne karşı çıplaktan. Daha çok böyle e, kenarda, kıyıda kalmış insanların Yoksul insanların yaşamını dile getiren bir şiirdir daha çok. Ahmet Arif bir kenarda dursun. Edip Cansever de olamaz arkadaşlar. İkinci yencilere ait bir söylem yok burada. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Ahmet Arif. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yere getirilemez? Cumhuriyetin ilk zamanlarında kimi şairler toplumsal eğilime dayalı bir anlayışla şiirler yazar. Kendilerini toplumun sözcüsü olarak kabul eden ve şiirlerinde fakirlik, Sınıf çatışması ve benzeri konulara yer veren bu şairlerin başlıcaları şunlardır. Atilla İlhan bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Nazım Hikmet zaten biliyorsunuz ki toplumcu gerçekçi şairlerden, toplumcu eğilimi yansıtan şairlerden. Rıfat Ilgaz özellikle Hababam sınıfında biliyorsunuz fakirliği hatta sınıf çatışmasını dile getirmekte. Arif Damar bunlardan bir tanesi. Kemalettin Kamu arkadaşlar gurbet şairidir. Cevabımız Bursa Şıkkı. Yukarıdakilerden hangisi bu şiirin toplumcu gerçekçi şiir eğilimi doğrultusunda yazıldığının kesinlikle kanıtıdır. Çünkü toprak dinledim, demir anladım, kömür duydum. Davullar dağıttı göllere savaşlardan dönmezliğimi. Çünkü bol kurşun yedim, besmeleyle vuruldum. Bilirse düşman bilir, öyle kolay ölmezliğimi. Bir Mehmet kalktım sağa, bin Mehmet oturdum. Asya'dan aldım türkü, Avrupa'ya getirdim. Yanar dağlar kıskanır böyle ateş sönmezleyimi emperyalizme karşı. Her süngü benim adım Mustafa Kemal'den bu yana Mehmet Sıra dağlarıyım diyor arkadaşlar. Bakın serbest nazmı tercih etme değil. Bu belirleyici bir özellik olamaz. Yani kesin bir kanıt değil olabilir ama bizde kesin kanıt istiyor. Açık anlaşılır bir anlatıma başvurma birçok şiir anlayışında bu olabilir. Bunu da elleriz. Bu da kesin kanıt değil. Ahenk unsurlarından yararlanma. Bunu zaten ilk elememiz gereken fabrika, ocak, kömür, emperyalizm gibi kavramlara yer verme arkadaşlar. Gerçekçi yani toplumcu gerçekçi şiir eğilimli ee, anlayışla yazılmış şiirlerde olur. Fabrika, ocağı, kömür, emperyalizm gibi kavramlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli Şıkkı. Daha önceki şiir tekniklerinden farklı bir teknikle oluşturulma. Bu da değil. Cevap D. Yukarıdaki dizelerden hareketle bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Çünkü toprak dinledim, demir anladım, kömür duydum. Davullar dağıttı göllere savaşlardan dönmezliğimi. Çünkü bol kurşun yedim, besmeleyle vuruldum. Bilirse düşman bilir, öyle kolay ölmezliğimi. Bir Mehmet kalktım sahaya, bin Mehmet oturdum. Asya'dan aldım, Türk'ü Avrupa'ya getirdim. Yanar dağlar kıskanır, ateş böyle sönmezliğimi. Emperyalizme karşı her süngü benim adım. Mustafa Kemal'den bu yana e ee, Mehmet sıradalayayım. Serbest nazmı tercih etme, açık anlaşılır anlatıma başvurma, ahenk unsurlarından yararlanma, fabrika, ocak, kömür, emperyalizm gibi kavramlara yer verme, daha önceki şiir tekniklerinden farklı bir teknikle oluşturulma. Şimdi hangisi söylenemez diyor arkadaşlar? Yazıldığı dönemin gerçekliğini anlatmaktadır. Çünkü neden bu? Toplumcu gerçekçi şöyle Toplumcu gerçekçi bir şiir anlayışıyla yazılmıştır. Bu yüzden Adana şıkkını eleyebiliriz. İletinin aktarılmasına anahtar sözcüğün tekrarı kullanılmıştır. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın işte toprak dinledim, demir anladım, kömür duydum diyor mesela değil mi? İşte bol kurşun yedim, besmeleyle vuruldum. Kurşun burada kömür Ondan sonra yine bakın Mehmet burada tekrar etmiş. Mehmet yine burada tekrar etmiş gördüğünüz gibi. Tekrarlı sözcükler var. Yine Mehmet burada tekrar etmiş. O yüzden arkadaşlar ne yapabiliriz? Şöyle bunu da eleyebiliriz. Halk şiirindeki koçaklama nazım türünün edasında yazılmıştır. Yiğitçe bir söyleyiş söz konusu koçaklamada. Yiğitçe bir söyleyiş vardır. Dolayısıyla burada da var. Bunu da eleriz. Şiire özgü estetik kaygılar göz ardı edilmiş mi? Bakalım şimdi. Duydum vuruldum dönmezliği mi ölmezliği mi? gayet kafiye redifi bulabiliriz. Duymak, vurulmak, oradaki dumlar redif. Dönmez ve ölmez. Dönmek ve ölmek arkadaşlar diye baktığımızda mezliği mi burada yine aynı şekilde redif olarak kullanıldı. E, oturdum, getirdim, sönmezliğimi, adım, Sıra dağlarıyım diye baktığımızda buradaki ımlar da arkadaşlar tabii ki tam uyak. Yani bu şekilde uyak ve kafiye bulabiliriz. O yüzden şiire özgü estetik kaygılar göz ardı edilmemiştir cevabımız Denizli. Besmele ile vurulmak, Türk Avrupa'ya getirmek gibi manevi ve tarihi kavramlara yer verilmiştir. Bu da doğru. Cevap Denizli. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Nazım Hikmet ilk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış. Daha sonra hece ölçüsünün kalıplarını kırarak Türkçenin zengin ses özelliklerine büyük uyum sağlayan serbest Nazma geçmiştir. Nazım Hikmet'in bu anlayışı benimsemesinde Rus şair nokta 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 ve nokta nokta akımı etkili olmuştur. Bu yeni anlayışla Nazım Hikmet serbest toplumcu şiirin öncüsü haline gelmiştir. Tristan Tızar'a değil arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Aragon değil, Mayakovski ve fütürizmden bahsediyoruz. Cevabımız C. Breton Surrealizm, Marinetti fütürizm değil. Fütürizm akımından etkilenmiş ve Mayakovski'nin şöyle merdiven tarzı özellikle şiirinden etkilenmiştir. Cevabımız C şıkkı. Bazı özellikleri verilen 1958'de İstanbul Bulutu adlı kitabıyla Yedi Tepe şiir Armağanlı, Cemal Süreyya ile birlikte alan sana aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi sorusu olmuş ama şu yukarıdaki öncüller bizim için önemli. İlk şiiri Edirne'de akşamı Harika Çocuk Takma adıyla yayımlamıştır. Kavgacı ama barışçıl yanı daha ağır basan yoğun içerikli Toplumcu şiirler yazmıştır. Toplumcu şiirlerinde Arif Barikat adını kullanmış. E zaten bana ne yaptı? ipucu verdi. Arif Barikat kimden bahsediyoruz? Arif Damar'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne Şıkkı. Rıfat Ilgaz da sınıf çatışmasını anlatmış ama daha çok arkadaşlar şiirleriyle değil düz yazı işte roman hikayeleriyle ortaya çıkmış. Nazım Hikmetran toplumcu şiir bundan bahsetmiyoruz. Buradaki eserler ona ait değil. Hasan Hüseyin Korkmazgil değil. Ahmet Arif değil. Dediğim gibi cevabımız Edirne Şıkkı. Bu parçada söz edilen sanatçı ve onun benimsediği edebi yönelim aşağıdakilerden hangisidir? 1940 öncesinde bireysel duyarlılıklara, heceli ve uyaklı biçimlere bağlıdır. 1940 sonrası yaşanan toplumsal ve siyasi olaylar şairimizi soyuttan somuta yöneltir. Şiirin biçimi de değişen şairin gitgide yalınlaşan dili açık ve akıcı bir nitelik kazanır. Tanıdığı çevrelerin insanlarını, onların duyguları, özlemleri ve çelişkilerini yine onların diliyle yansıtır şiiri. Yoksulların yaşamını yergici ögelerle yani eleştirel ögelerle yansıtan şair, Türk Edebiyatı'nın gülmece ustalarındandır. Şu maddede bizim için önemli tabii ki. Toplumcu şiir, toplumcu gerçekçi şiir Atilla İlhan değil arkadaşlar. Bunu eleriz. Saf şiir Yahya Kemal Beyatlı değil. Hiç alakası yok zaten. Toplumcu gerçekçi şiir Rıfat Ilgaz'dan bahsediyoruz. Gülmece ustası. Ha, babam sınıfını zaten bilirsiniz. Cevabımız C şıkkı. İkinci yeni Ülkü Tamer değil. Saf şiir. Fazla Hüsnü Dağlarca değil. Cevap C. Buna göre dizelerinden hangileri bu parçada sözü edilen anlayışla yazılmış olamaz. Nazım Hikmet, Cumhuriyet dönemi şiirimizde Gerçekçi şiir anlayışının ilk temsilcisi kabul edilir. Bu, bu şiir anlayışı biçimde serbest şiir anlayışını kullanmayı ve yaygınlaştırmayı, içerikte ise ideolojik ve siyasi konuları işlemeyi hedeflemektedir. Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın fırsatçının, fesatçının, hainin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen hem ideolojik bir şey var gördüğünüz gibi hem de serbest şiir anlayışı var. O yüzden biz bunu kabul edebiliriz değil mi? Bir sanki e, bir şeyin karşısında durma var, baş kaldırma var. Tükür yüzüne fırsatçının, fesatçının, hainin diyor. Dolayısıyla bunu tabii ki de kabul edebiliriz. İçimde ve dışımda sessiz çalışıyor diyor. Bir mezar böyle kazılırdı ancak. Yıldırımsız ve baltasız bir orman böyle devrilirdi. Ben zamanı gördüm. Burada ben sanki öyle bir şey bulamadım. Bu bir kenarda dursun. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Burada da heybetli bir söyleyiş var gördüğünüz gibi. Yok edin insanın insana kul olmasını yok edin. Yani sınıf çatışmasını eleştiriyor burada da. Bunu da kabul edebiliriz arkadaşlar. Sadece iki bunlardan biri değil. Cevabımız Bursa Şıkkı. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçı ile örtüşmemektedir? Batı halk ve divan şiirinden yararlanarak özgün bir şiir oluşturan şair, Sisler Bulvarı'nda bireysel konulara yer verirken Duvarda toplumsal konulara yönelmiştir arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Şöyle Atilla İlhan'dan bahsediyoruz. Yüksek ihtimalle cevabımız Adana Şık Galip Damar demiş çünkü. Şeyh Bedrettin Destanlığı ile ulusal bir hedefe yönelen şairin 2. Meşrutiyet'ten 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar geniş bir zaman dilimi destanlaştırdığı Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eseri baş yapıt olarak kabul edilir Nazım Hikmetran doğru. Kavel ve Kızıl şiir kitaplarıyla birçok ödül kazanan şair genellikle toplumcu konulara değinmiş kırsal kesim insanlarıyla ezilen işçilerin sorunlarını dile getirmiştir. Hasan Hüseyin Korkmazgil'den bahsediyoruz arkadaşlar doğru. 1960'lardan daha çok mizahi romanları, oyunları ile tanınan Koca Çınar adlı, e, adıyla da anılan şair şiirlerini Yarenlik, Sınıf Yaşadıkça gibi kitaplarda toplamıştır. Rıfat Ilgaz Doğru Hababam sınıfı da var zaten biliyorsunuz. Tek kitabı olan Hasretinden Prangalar eskittim yayınlanınca çok büyük bir yankı uyandıran şair Doğandolu insanını, yoksulluğunu, Diyarbakır'ı çocukluk günlerinden gelen anlık anılarını şiirlerinde malzeme olarak kullanmıştır. Ahmet Arif bu da doğru arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Adana Şıkkı olacaktır.